Son mümkün bir kez kapıyorum. Santander uçuş. Elini mi yetiş? Uçuş bakın. Uçuştu buradan. Soktular. Biraz karbonasyon. Şeytanını görüyorsunuz herhalde. Bakın kıpkırmızı oldu. Ateş gibi yapıyor. Bir tane de buradan. Ünlü olmadan önce de bu böyle inşaat işçisi. Biliyorum, değil mi? Ha, hayatını anlatıyor. Benim memleketteydim. Evet, benim gençliğimde sonra Bülent Ersoy'la adı çıktı. Sonra Bülent Ersoy değişti. Değil mi? Çelicik ve Ruhi Pitbullcuk değişti değil mi? Sonra. Böyle bir alanda kaldı bir adam. Hiç görmediğim kişiler daha önce. Gittiğim ilçeden daha çok kedi burada. Yeni yavrular sırta gelmiş. Kaşınma kaşın daha. Şimdiden. O da kazmayı öğreniyor. Kanal kazmayı öğreniyor. Sen de orada benim için konulu şu an çekeyim diye takıntılı gözükeyim diye. Piş piş piş. O da kokuyor, ot kokuyor, ot yiyecek. Bu da yeni bitip hayvan sahipleri gibi. Bu da boydan boya hazırlar. Maşallah maşallah. Sünnet. Burada yok mu? Elektriğin yok. Anlaşmışlar bunlara. 35 plakalımız hala burada. Dur yıldırımımız gece kondu bu da böyle. Evet. Asumdayız. Açığız fakat yok. Serçemizi rahatsız ettik. Tek bir tane mi kaldın lan? Sabahki videoya gelince hala izi burada. Kıpkırmızı etti. Evet. O bardağın üstüne konan zerresinek bu kadar şey yapmıyor yani. O başka şey ayaklara, bacaklara falan, kulaklara saldırıyor böyle kis diyor. Burada var bir tane. O başka. Önümden geçen kameraya yakalandı mı bilmiyorum. Güve türü böyle acıtıyor. Tamamen bir büyücülük göründüğü gibi. Fakat bu büyücülük bazen işimize yarıyor be. Evet. Zerre şeyler burada uçuşuyor. Görünmez bile kameraya. Yine ortaya çıktılar. Eskisinden az olsalar bile. Uzaklaşalım. Sonra alırız. Büyücülüğün bir başka parçası. Ya burada. Burada da var birkaç tane. Ya orada ya komşunun keşisinde ya da kanserli ölmeden önce boydan boya böyle. Gelelim bu büyücülüğe. Büyücülük işe yarıyor be. Bu büyücülük. Çünkü hiç tanınmamış ülkemizi böyle tanıttık. Kültürümüz gelişti. Birden batı popuna döndük müzikte. Neden? Çünkü karısı çocukları olan dünyaca ünlü Johnny Logan'ı milli damat ettik. Karısı çocukları vardı fakat medyalar insanların gururlarını yükselttik. Ondan sonra ülkemiz gelişti.
maşallah. Her taraf kedi köpek doldu. Hayvan sever o. Köpeğiyle poz veriyor. Müziğimiz düzeldi. İçeriği, sözleri... Ne diyeyim? Ahlakı yükseltme ve diğer değerlerimizi yükseltmeye yönelik oldu. Yazarı belli. Zaten onun, o bizden şey aldı, ilham aldı. Eurovision şarkılarına. Bak sen adır gir. Ne o? Aynı bizim eski filmimiz. Senede bir gün. Sene, what's another year? What's another year? Adam jigologanın homo sapını yiyir be. İyi seyrettiniz mi arabadakiler? O yüzden burada trafik duruyor kesinlikle. Hanımın da üstüne varmışlar. Psikolojisi belli. Aynen öyle. Hold me now, hold me now deyiz. O başka bir şarkı. Adam onun homo sapını yiyiz. Evet, 90 sen de hazır mısın? Gel çiğ köfte ye. Yak onun için çok ucuz. Al biraz ye, kaldı tadına bak. Karın bile yemez. Deprem zamanı burada mıydın? Sevmem miyim? Yoldaydım. Abi tuhaf şeyler oldu. Sorduğum insanlar hissettik falan diyor. Ama ses duymadık diyorlar. Ben buradan çal diye bir ses duydum. Bir kırılma olabilir. Evet. Araştırma. Ben yoldaydım, ben duymadım. Aşağı indim üstlere. Öyle ses gelmedi deprem zamanı. Ben duymadım ama çoğu duymuş yani. Hanım, ses duymuş. Evet, hanım duymuş yani. Çat ses. Tabii burada duyuldu yani. Burada bir şey var. Başka yerde soruyorum, duymadık diyorlar. Bazıları duydu, bazıları duymadı. Demek ki o anda... Onların da var binaları. Bazıları demek ki o anda iş mi yapıyordu, gürültü mü yapıyordu evde, ne yapıyorsa duymadı demek. Bazıları da makine çıksa herhalde duymadı. Olur mu ya? Bilmiyorum. Yine araştırmamız lazım yani. Bir herkes baksın. Apartmanlarında var mı bir şey gelmesi olur. Lazım. Belediyeden görevler gelmesi lazım. Kontrol etmesi lazım binaları. Şu belediyeden görevli gelse benim kovanı görsün, anında da boşaltırlar burayı. Söyleyeyim. Evet. Tel kadar kalmış demir. Demir kaç senelik bina burası ya? 34 senelik bina burası. Eski. Özür dilerim, geçen sefer bağırdım da ona sinirliydim yani. Çocukları kullanıyorum. Sana yönelik bir şey yoktu yani. Evet. O balkonda gizli bulur. Evet. Duysun diye. Bak çocukları ya. Bakçılar taş mı atıyor? Hı? Bakçılar taş mı atıyor? Taş atıyorlar. Onlara ben bağırdım, çağırdım adı. Şeyleri çökmüştüler. Ben kovaladım, kaldırım taşlarını. Evet. Öteki komşunu atıyordular. Delindi de yani. Ufak ufak delikler var. Allah Allah. Nasıl atarlar bunları ya? Saçma sapan. Atarlar, birileri kontrol ettikleri gibi. Atarlar. Burada hayvanları, bütün insanları burada koşturan, bunu gönderen anında önümüzden geçmesi için, gaz için, manik için ölüleri gönderebiliyor. Bu karşıdan geçeni, burada gelip sıçtıranı her zaman. Onları yönetenler. Evet, bahçede var ya, kedi, köpek girer ya, engel olamazsın ki bahçe girmemesi için var ya, adamın bahçesi var, adamın her tarafı kapalı bahçenin. Arkadaşım, bana mı anlatıyorsun bunu şimdi ya? Ben girmemesini sağlıyordum, alet koydum, alet, ses aleti. Ne yaptılar? Tonlarca ordu kadar insan saldırdılar buraya, dışımıza. Evet. Ve bu da belli ediyor, besbelli ediyor, bu şeyleri yöneten
bu apartmanda yani. Başka bir şey olamaz ya. Hem o aleti taktım, iki tane aldım. Bir tane oraya uzak dursunlar diye, bir tane de oraya, çünkü köpeği sürekli 24 saat müthiş sesle alıyor. Sonra susturduk, kaçtı oradan. İki günde parkafe açıldı orada. İki günde parkafe açıldı, hayvanlar durmadan boklar boklar, havlamalar. Oradaki insanların çoğunda yanı var. O parkafe o iş için açıldı. Ve bizlere dayatıyorlar bir şeyleri. Bundan hiç şüphen olmasın. Böyle göze batmaz ama bir mermi gibi değil. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Niye şükredin yani, eskisi gibi sinek kaynamıyor burada. Artık hoş geldin. Ki dur, senin arkanda var bir şeyler, temizleyin. Şimdi koydu oraya zeytin dedim. Artık hoş geldin, sinek olmaz. Kış geldi, olmaz. Abi karın üstünde uçuşanlar vardı odama soktukları. Evet. Videolarında hepsi. Yazın daha fazla olur, kış pek olmaz, az olur. Pek az olur, hiç olmaması lazım. Bunlar tuhaf şeyler. Soğukta olduğu için. Tamam mı? Kışın bunların uykuya dalması lazım. Çok tuhaf bir şey. Hadi. Besleyici orada, o arkaya kaçtı. Sokak sokak poşetlerle besleme işi. Buradaki sinekleri de temizledik. Allah'ım sana şükür böyle şeyler icat edildi. Onda da elektrik var. Açık bıraksam acaba çeker mi hepsini elektriğe? Ayetteki Yecüc Mecüc demir bakır olayı öyle zaten. Demir ve bakır, elektriği o kadar önceden keşfeten o kabiller, kim bilir nerede şimdi, uzayda belki UFO'larla uçuyorlar. Besbelli Yecüc Mecüc'e savaş açmışlar ayetlere göre. Bitiniz lan Yecüc Mecüc, saklanın. Oraya mı geçtin? Oradan daha iyi seyredersin. Kültürümüz çok gelişti ondan sonra kesinlikle. Paraların değerlerimiz de milyonlarla, hepinizi milyoner etti. Bazen öyle ilk internet çıktığı zaman takılıyordum, hakaretler geliyordu. Türkiye'ye geliriz ve kızını satın alırız. Aha. Sadece birkaç saatliğine. Sonra dudakları rujlu şeylerle, o zamanlar türedi galiba epey. Her şeyde görüyordum. Otoyolda otostop yapıyor. Diğer dergilerde de, magazinlerde de, kültür gelişti de gelişti. Avanak Avni gibi aldı başını gitti. Aldı başını gitti, heykeli dikildi. Paspas dergisinde kombak yapacaktı. Başrolde Fatih Portakal, fakat olmadı. Yatırdılar o dergiyi. Adı çıktı. O zaman yeni daha geliştirelim mi, şey çıksın, Kakadınca dergisi. Salma Konan Hanımlar, uyarıyorum, sakın bir şeyler oraya dökmeyin, çaktırmalan hayvan dayamak için oraya. Şu sözle bu videoyu yuvarlayalım. Gördüğümüz yeni değil bunlar. Bir yerde gizliyorlar. Bütün kedi ordusunu bütün gece buraya saldıracaklardır. Saldırtacaklardır, pardon. O kediler bütün gece buraya saldıracaklar. Biri git, biri gel. Bunu biliyorum. O kadar tecrübeden sonra. İşin içine Watson adı gir. Kolmina falan var. Evet,
Evet, o boşuna hiçbirinizin duymadığı şarkı da hediye etmedi başka bir gruba. Love Hurts lan. Love var ya, o Love Hurts. Hurts. Sonra rujlu dudaklı kasete çıkıyor. Yusuf Bey, hala inanmıyor mu o şeyler büyüyle tam noktaya her seferinde? Korkmuyor musun? Büyüyle keskin nişancı gibi. Onu göstermek için fırlıyoruz gözünün önüne. Ha, 1 milyon lira çalış. Sen oradayken fırlıyoruz dışarı. Anla yani, biziz. Hala anlamadın mı? Birkaç söz söylemedin mi gaza gelip? O zaman arkana da o zerre toz şeylerden aniden bugün. Özel olarak tam sen geldiğin zaman oraya konuşma. O zaman çıkaracağız. Sonra sen çıkacaksın aletinle. Pek fazla göremeyeceksin. Anlamadıysan öyle anla. Çıktığın çekime yerde arkanda hemen yanında. Anında. Aynı öyle kanserli kadın geçtiği zaman gibi. Anında, saniyesinde be. Akbaba X hamsterlığa bak.